Profesör Doktor Ümit Meriç, sosyolog, hoca, tebessüm eden yüzü dostluğa davetiye. Evet, dost. Kime? Hayır, sadece kime diye sormak yanlış olur. Kime ve neye dost diye sormalıyız belki. O zaman cevabın alanı genişliyor. Ümit Meriç, dost. Kediye dost. Denize dost. Sokağa dost. Mahalleye, şehre dost. İnsana dost. Soyunu sorunca Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya, memleketini sorunca biraz Rumeli'ye, biraz Anadolu'ya, biraz batıya, biraz doğuya, yani en ikonu dünyaya açılıyor pencere. Kısımsız kesimsiz ittifakla entelektüel kimliği tanınan Cemil Meriç'in ve helal sütüyle beslendim dediği Fevziye Hanım'ın kızı. İnsanın inşa sürecine ilişkin anlama çabası ilginç ve yorucu da olabiliyor bazen. Çünkü insanın ömrüne neyin ne kadar sığabileceğini dışarıdan takip edebilmek biraz zor bir şey. Ömür hem çok kısa hem çok uzun. Neler girdi, neler çıktı, neler sığdı ömre? İnsan düşündüğünde, geriye doğru baktığında bunları ben mi yaşadım bile diyebilir. Sizinki gibi zengin bir hayatı biz dışarıdan gözlemleyen insanlar olarak bile gelen geçenlere şöyle bakıyoruz, hakikaten bir ömrün bereketi içine bu kadar çok şey sığar mı diyoruz. Biz böyle görüyoruz. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Teşekkür ederim. İnşallah öyledir. Ama zengin bir hayat tecrübesine sahip oldum muhakkak. 70 yaş, 7 aylığım ben şu anda. Oh, maşallah. Ve bugün mesela Boğaz'dan denize girdim. Anadolu Hisarı'ndan. Hemen bahçeden 2,5 dakika sonra sahile varıyorum. Ve Zarifi Mustafa Paşa Yalısı'ndan Boğaz'ın en eski yalısı olan Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'na kadar yüzüp dönüyorum. Tabiatla kucaklaşmak İstanbul'da hala mümkün. Tabiata kendinizi bıraktığınız zaman hayat büsbütün güzelleşiyor. Ters akıntıyla yukarı kadar gidiyorum. Sonra biraz açılıyorum. Düz akıntıyla, yani Karadeniz'den Marmara'ya giden akıntıyla da girdiğim yere kadar gelip oradan hızla yüzüp sahile çıkıyorum. Şimdi ben size soru sormaya başladığım sıra, yani doğduğunuz günlerden, şartlardan, evet, doğduğunuz dönemin İstanbul'undan bahsedeceğiz. Evet. Ve o günün İstanbul'undan bahsederken aslında nostaljik şeylerden bahsedeceğiz zannediyordum. Ama nostalji değil, yaşayan bir şey olduğunu görüyorum. Tabii bugün yaşayan İstanbul'da Boğaz'dan denize giriyorum. Ama bu tabii çocukluktaki bir tecrübemin devamı gibi. Çünkü o zaman Fethi Paşa Korusu'nda oturuyor idik ve yine böyle kısa bir yokuş indikten sonra Boğaz'a kavuşuyorduk. Yani ben kendim bildim bileli yaz aylarında Boğaz'ın yeşil yosunlu sularında arada gelip geçen vapurların dalgalarıyla inip çıkarak, yine tabiata kendimi bırakarak yüzmeye alışkınım. Sıcaktan şikayet ediyoruz küresel ısınmadan ama çok şanslıyız çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ve şu anda İstanbul'da denize girilecek pek çok yer var. Tabii herkese Boğaz'ı tavsiye etmiyorum. Ama halen mesela Caddebostan sahillerini küçük çocukların da yüzebileceği kadar güzel korunaklı, koylar güzel var. Korunaklı, hmm, kumsallar var. Tabii adalar keza öyle. Biz galiba imkanları kendi gözümüzde, aynen, ve zihnimizde tüketiyoruz başta. Aynen, yani öyle. Siz böyle söyleyince, aynen, kendi kendime düşündüm. Ben de bir imkansızlık içinde olduğumu düşünüyorum ama herhalde bu eksik bir tecrübe veya eksik bir görüş. Asla değil. İstanbul'da yaşamanın avantajlarını sonuna kadar kullanmamız lazım. Yine madem ki gündelik hayattan bahsedeceğiz. Mesela şimdi Üsküdar Belediyesi'nin Boğaz seferleri başladı. Ya da şehir hatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaz iskelelerine uğrayarak yaptığı yolculuklar var. Evet, yani evet. Beşiktaş'tan işte Anadolu Hisarı'na, oradan Emirgan'a, oradan Kanlıca'ya, oradan Emirgan'a değil Sarıyer'e doğru uzanabiliyorsunuz. Sonra Hisarlar'a, İstinye'ye. Çubuklu, İstinye arasında arabalı seferleri var. Velhasıl İstanbul hala yaşanması çok güzel olan bir şehir. Bu zenginliği kendi şahsiyetimize katarak yaşarsak şahsiyetimiz de daha zengin olur. Ama siz bunları söyleyince şöyle bir şey yine geliyor insanın aklına. Mutlaka aslında vurguladınız onu da, evvelki bir tecrübeye dayanarak, tabii, insan bugününü şekillendirebiliyor. Tabii. Yani siz büyük ihtimalle içine doğmuş olduğunuz o İstanbul'un yaşanılır imkanlarını
o günün şartlarında tecrübe etmemiş olsaydınız bugün belki akla gelmeyecek veya yaşanamıyor çok olacaktı. Doğru. Nasıl çok bir doğru. ortamdı? Tabii Fethi Paşa Korusu'ndan bahsetmem lazım. Yani artık hayvanat bahçelerinde bile gözükmeyen hayvan türleriyle biz gündelik hayatımız içinde karşılaşır ve görüşürdük. Yani benim için Milli Park bir, gibi. Milli Park, evet, bir kaplumbağa ile karşılaşmak ya da rengarenk çifte çifte uçan kelebeklerle karşılaşmak. Hatta o zaman İstanbul'un da ayıcılar vardı, bilir misiniz? Gelirler kapıda. Ha, evet. Ayı oynatılır. Yani ama ayağın... ben yetişen son neslim galiba. Öyle sonra mi? Kalktı o. Evet. Ayağının altına kızgın demir konur ve oynaması sallırdı defle, zilli deflerle. Oynuyor tabii. Yani o acı bir hikaye. Ama mesela yine bu bahçeye eğer dönersek kızım buraya Tekirkent diyor. Çünkü benim bir tekir kedim var. Selamlaştık. Bir sokak kedisi benim kedim de yani. İstanbul'un kedisi, estağfurullah, Doğu Romalı bir kedi, ben öyle diyorum ona. Şimdi biliyorsunuz işte Scottish kediler, yok işte Siyam kedileri falan var. Ben diyorum ki ne münasebet yani, bu toprağın kedisidir bizim evimizde beslememiz gereken çok hayvan. Çok acıklı bir başka şey de aklıma geldi siz böyle söyleyince, maalesef onlar... Alışveriş malzemesi gibi dükkanlardan toplanıp sonra tabiata salınıyor ama hayvan bu tabiata alışkın olmayınca da yaşayamıyor. Öyle de bir facia var. Çok halbuki doğru. yaşayan tabiat içindeki bütün canlılarıyla o çok beraberliği doğru. sürdürmek çok hem daha doğru. mümkün hem tabii. daha insani. Hiç şüphe yok. Ve ben şimdi, Tekirkent. Evet, Tekirkent. Tabii kedimi çok seviyorum. Bu bir cerrahpaşalı kedi. Ama kışın Caddebostan'da evde besliyorum. Yazın buraya gelince bahçeye bırakıyorum. Bu şekilde bir başka kocası var onun. Yani geçen seneki yavrularının babası. Boynu eğri Sıtkı Paşa adını verdim ben ona. 6 tane de yavrusu oldu. Yavruları büyüttük, bahçede bıraktık. Sonra kedimi aldım gittim. Fakat asla ameliyat ettirmeyi düşünmedim. Buna katiyetle hakkım olmadığı kanaatindeyim. Yani... Şu sırada hayvan haklarına karşı çok saygılı olan insanlar var ama ben hayvan haklarının başında onların üreme hakkı olduğunu da düşünüyorum. Keşke bu kedinin insan vücudundaki elektriği alması, yani o sevdiğiniz zaman yaptığı horhorla sizin ruhunuzun dalgalanmalarına getirdiği intizam herkes tarafından bilinse ve hakikaten yani bu apartmanlarda sıkışıp kalmış olan insanlarımız evlerimizi kedileri alsalar. Çok çabuk terbiye olan bir hayvandır kedi ve emin olun eskilerin söylediği kedi gamı alır sözünü tecrübe edenler bir daha asla kedisiz bir hayatı düşünemezler. Ben kedimi burada tekrar Sıtkı Paşa ile evlendirdim ki resmen yani nikah masasına oturmaları eksik yani. Onlara bir bakıyorum. Sonra komşu evlerde doğmuş olan hayvanlar var. Çok, burası tabii çok eski bir sokak. Bu sokak... Yıldırım Beyazıt. Anadolu Hisarı'nda olduğumuzu hatırlatalım izleyenlerimize. İnşa ederken, evet, Anadolu Hisarı'ndayız. Getirdiği yörükler var. Onların açmış olduğu ilk sokak, ilk Türk sokağı burası. Burada hiçbir Hristiyan rengi yok. Yani Boğaz'da kiliselerimiz var, gayrimüslimler uzun zaman yaşadılar, halen de yaşıyorlar. Ama bu sokak tam bir Türk sokağı ve bir çıkmaz. Bizim eski şehir yapımızın tipik bir örneği. Şimdi malum siteler yapılıyor, kapılarında güvenlikler oluyor filan. Evet. Ama bizim bu sokak kendiliğinden bir site. Çünkü içine burada oturanlardan gayrı hiç kimse girmiyor. Yol üstü olmadığı yol için gelen değil. Yani kimse. Sadece burada oturanların arabaları geliyor ve geçiyor. Ve biz burada kuş sesleriyle uyuyup kuş sesleriyle uyanıyoruz. Çevredeki bütün hayvanlar dostumuz ve işte... Büyük konaklar var tabii aşağıda ve yukarıda. Hı hı. Yani Osmanlı zamanında burası makbul bir yermiş besbelli. O dönemlerden kalma iyi cins kediler de var. Şimdi sahipsiz onlar. Nesli oraya dayanmış vaziyette. Evet tabii çok iyi cins kediler. Hem çok kibarlar hem de çok iyi cinsler. Hatta bir tanesine Marquis de Lavante diyorum. Lavanta takmıştım adını. Fakat o kadar kibar ki sonra onu bir Fransız aristokratı yaptım. Ve Marquis de Lavante diye isimlendirdim. Velhasıl çevre bizi evvela terbiye ediyor. Yani çocukluğumda yaşadığım Fethi Paşa Korusu'ndaki o fauna, o hayvanlar alemi beni pek tabii olarak hayvanlarla dost kıldı. Onlar benim hayatımın bir parçası haline geldi.
Sonra tabiatla olan temas. Yani düşünün şimdi çocuklar elmayı plastik bir şey zannediyorlar neredeyse ve sadece ağaçta asılı olduğunu görünce şaşıran çocuklar var tabii yani. Tabakta dilimlenmiş vaziyette belki görmüş aynen, en fazla. Evet. Çocuklar ağaçlardaki çiçeklerin hangi meyveye ait olduğunu külliyen bilmeden büyüyorlar. Ama maalesef öyle. Bu konuda da bence arboretum falan var ama bu tür meyve ağaçlarının dikildiği ve ilkbahar aylarında özellikle işte elmalar, ayvalar, erikler çiçek açtığı zaman okul çocuklarının gezdirilmesi gerektiğini düşünüyorum bu tür meyve ağacı parklarında. Ki en azından artık elmanın nasıl pembe beyaz olduğunu, ayvanın nasıl biraz daha iri yapraklı olduğunu çocuklar öğrenerek büyüsünler. Tabiattan bu kadar kopmadan büyüsünler. Aslında sizinle sohbete başlarken ben sosyolog Profesör Ümit Meriç'le karşı karşıya geldiğimde belki başka şeyler duyacağımı zannetmiş olabilirim. Onu sohbet başladığında fark ediyorum. Yani sizi inşa eden o süreci anlamaya çalışırken, sorarken tabiatın içinde bulunduğunuz çevre şartlarının ne kadar tesirli olduğunu belki görmezden geliyoruz. Genel anlamda eyvallah. İnsana bakarken böyle. Evet. İnşa eden süreçte çevre şartları dedik. Bu herhalde önemli. Dolayısıyla o şekillendiren unsurların belirleyicisi belki. Ama onun dışında bir de kişiler var tabii. Tabii. Kişiler kimlerdeydi hayatınızda? Kimler geçti? Gözünüzü açtığınızda mesela kimlerle temasınız oldu? Ben gözümü açtığımdan önceki zamanla da bağlantılıyım. Yani gen havuzumuzun bizi şekillendirdiğine kesin surette kaniyim. Gen havuzumuz da tabii annemizden babamızdan bize intikal ediyor ama onlardan çok daha eskisi var. Yani onlar da kendi anne ve babalarından onlara intikal eden bir gen havuzunu taşıyorlar. Ve bu gen havuzundaki kromozomlar annede ve babada birleşerek o kadar zengin bir havuzla birleşerek bizim şahsiyetimizi inşa ediyorlar ki o tesir çok kuvvetli mi diyorsunuz yukarıdan gelendi? Çok tesirli olduğu kanaatindeyim. Şahsiyetimizin inşasında çok kuvvetli olduğu kanaatindeyim. O kadar buna inanıyorum ki ecdadımızın bizim için ettiği duaların dahi bizim şahsiyetimiz üzerinde etkisi olduğu kanaatindeyim. Ve ben mesela bu kanaatte olduğum için ettiğim dualardan bir tanesi Ya Rabbi soyumdan kıyamete kadar hiç şaki kul çıkarma. Hep sait kullar çıkar yolundadır. Tesiri sonraki nesillere de etsin diye. Yani inanıyorum ki geçmiş zamandaki ecdadım arasında benim bugünkü ben olmama yol açan bir duayı etmiş olan bir büyük babam ve de bir büyük annem var. Buna kesinlikle inanıyorum. Oo. Yani sadece fizyolojik değil bu. Kuşaklardan kuşaklara aktarılan bir psikolojik süreç. Ve yani o kuantum fiziğinin meşhur cümlesini tekrarlarsak hani Bengal körfezinde bir kelebek kanat çırpar, kelebek etkisi, o Atlas Okyanusu'nda bir fırtınaya dönüşebilir. Bu fırtınayı iyi manada düşünmemiz lazım. Yani oradaki küçücük bir var olan bir ama zaman içinde bizim hafızamıza sözlü olarak aktarılmamış olan ama kainata emanet edilmiş olan bir cümle yüzyıllar sonra bir gerçek haline gelebilir. Nitekim Hazreti Peygamber'in Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed hatırlarsak bir gün mescitte otururlarken mübarek gözlerinden yaş akıyor Hazreti Peygamber'in. Ve Eshab niçin teessür buyurdunuz ya Resulallah deyince diyor ki kardeşlerimi özledim. Eshab diyor ki biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Huzurunuzdayız hep beraberiz. Hayır diyor benim kardeşlerim ahir zamanda beni görmeden beni sevecek olan ve benim onlara Allah'tan getirmiş olduğum emirleri, tavsiyeleri yerine getirecek olan insanlardır. Bakın asr-ı saadette Hazreti Peygamber bizim için ağlamış. Bizi özlediği için ağlamış. Dolayısıyla o bağ var diyorsunuz. Yani Peygamberimizle aramızdaki bu bağ, ecdadımızla da aramızda böyle bir bağ olacağının bence çok açık bir delili.
Peki o zaman daha yakın temasta olduğumuz kişilere gelelim. Yani hay organ hay. Havuzundan hay biraz hay. Daha yaklaştıralım. Yaklaşalım. Ebeveyne doğru gelelim. Hay hay. Efendim ben genç bir baba ile orta yaşlı bir annenin kızıyım. Yani babam 30 yaşında ben doğduğum zaman, annem 43 yaşında, 42 yaşında. Aralarında 11 yaş fark var. Biraz Hazreti Peygamberle Hazreti Hatice gibi. Hatice arasındaki münasebete benziyor. Evet. Münasip olur mu ne kadar bilmiyorum ama. Dolayısıyla babamın dinamizmiyle annemin şahsiyetindeki kemal diyeyim, oturmuşluk, olgunluk, belki de çocuklarının şahsiyetinde ortaya çıkıyor. Annem bir kızı olmasını abimi dünyaya getirdiği zaman Allah'tan istiyor. Ve 21 ay sonra da ben dünyaya geliyorum. Anne sütü emmiş bir çocuğum. Bu çok mühim. Şimdi biliyorsunuz bir dönem bundan 25-30 sene evvel mamalar son derecede modaydı. Evet, ve anneler evet. ilaçla sütlerini kestiriyorlar idi. Bakın bundan haberim yoktu. Sadece tıbbın, pedagojinin 10 yılda bir kendi kendini güncellediğini, bir önceki bilginin tamamen sıfırlanıp yeni bir noktadan hareket ettiğini biliyorum. Ama bu çok korkunç bir şey. Ve mama çocukları nesli oluştu. Biliyorsunuz sütte esrar vardır. Hatta mesela annenin eğer sütü yoksa eski zamanda süt anne aranırken iyi huylu süt anne aranır çocuğa. Hı hı. Çünkü sütle huy geçer. Bu sebeple annemin sütünü kana kana emmişim. Gerçi babam anne sütünü emmiş ama hep az gelmiş anne sütü ve 24 tane süt annesi var. Oo, ne diyorsunuz? Cemil Meriç'in şahsiyetindeki zenginliği ben biraz da buna bağlıyorum. En bunların, belirgin tesir olarak kendinizi daha çok aidiyet olarak nereye ait hissediyorsunuz? Aidiyet olarak Türkiye'liyim. Yani buna hiç şüphem yok ve Müslümanım. Yani bütün bu Rumelilik, Balkanlık, Antakyalılık, hatta mesela annem Menteşoğullarından Türkmenlik yani ve benim mesela deniz aşkımı ben öyle izah ediyorum. Menteşoğulları biliyorsunuz bir Türkmen beyliği ve Anadolu'nun bugünkü Muğla, Bodrum, Fethiye kısmında beylik kuruyorlar. Rodos şövalyeleriyle savaşıyorlar. Venediklilerle ticaret yapıyorlar. Böyle bir Yıldırım'ın sona erdirdiği beyliklerden bir tanesi. Ama Yıldırım'ı da çok seviyorum yani. Onun kalesinin sırtımı dayamış yaşıyorum. Ve hep ben mesela yüksekte oturmak isterim. Gözüm hep denize değsin isterim. Bunlar hep denizci ecdadımdan gelen özellikler olduğunu zannediyorum. Yani ben de keşfediyorum bunları. Ama birinci özelliğim galiba Allah'ın kulu ve Hazreti Peygamber'in ümmetinden bir fert olmak. İkinci özelliğim de yani Anadolu'yum, ben Anadolu'yum diyor ya şair. Asırların harman yeri Anadolu'ydı inşallah hazırlamakta olduğum bir kitap var. Anadolu'nun gen havuzu çok zengin. Biz bilmiyoruz ama çok zengin bir gen havuzuna sahip olarak doğuyoruz. Ve belki de Osmanlı Devleti'ni kurmuş olmamız ve şu günkü dünya siyasetinin ortasında Türkiye'nin bunca badireye rağmen hala bir lider ülke konumunda olmaya devam etmesi bu çok zengin gen havuzumuza bağlanabilir. Yani Türkler idareci bir kabim. Ve bu özelliklerini bin yıllardan beri ispat etmişler. Yani bugünkü Katar'la olan ilişkimiz mesela, bakın dünya ne kadar bocalıyor ama Türkiye ne kadar sağlam reflekslerle hareket edebiliyor. Bu ilişki kurmak, ilişki sürdürmek, idare edebilmek bizim Anadolu'da yaşayan o çok geniş, zengin gen havuzumuza bağlanabilir. Ve bakın Roma İmparatorluğu'ndan bahsettik. Osmanlı Devleti'nden önce bu özelliğe sahip olan tek devlet Roma İmparatorluğu'dur. Evet. Yani Roma ve Osmanlı. Bu ikisi Akdeniz çevresinde en büyük ve en uzun süreli imparatorlukları kurmuş olan iki büyük devlettir. Biz sadece Osmanlı değiliz. Yani bizde Romalılıktan gelme çizgiler mutlaka var. Biz bilmesek de önümüzdeki genç ilim aşıklarının yapacağı o kadar çok şey var ki ben hep onu söylüyorum. Allah'ım diyorum yani bu yaşa geldim ama o kadar az şey öğrenebildim ki. Yani şu yılları silsem baştan ben tekrar 20 yaşında bir üniversiteli talebe olsam o kadar çok üzerinde çalışma yapmak istediğim konu var ki.
Ne okurdunuz, ne çalışırdınız? Çünkü başka bir yerden gelecektim ama böylesi daha heyecanlı oldu. Acaba hayatı daha geriye almış olsak? Bir tek şeyle yetinemezdim. Tabii ki sosyolojiden asla vazgeçmem. Antropoloji ve arkeoloji isterdim. Sanat tarihi ve tarihi isterdim. Yani bütün bunlarda mücehhez olup bir doğu ve bir batı dilini, mesela Arapça bilmemem benim için çok büyük bir ayıp. Ya yani Osmanlıcayı okumak, Cevdet Paşa üzerine doktora tezi yapmış olmak artık beni kesmiyor. Yani benim Kazvini'ye kadar gidip onu okumam lazım. Ama ben onlardan ancak bu yaşlarda haberdar olabiliyorum. Yani bir manada kendi medeniyetimizi keşfetmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ne mutlu ki dediğim gibi araştırmacı bir gençlik geliyor. Üniversitemizin sayısı çoğaldı. İnşallah kürsüler bahsetmiş olduğum branşlarda da derinleşir. Yeni araştırma enstitüleri açılır. Ve bütün bu sahalarda Türkiye bir siyasette olduğu gibi, iktisatta olduğu gibi irfan ve ilim dünyasında da bir lider haline gelir. Şimdi hani o bahsetmiş olduğum dünyanın geneline karşın zaman zaman körlük içinde olduğumuz, sınırlarımızı alabildiğine içe dönük daralttığımız dönemlerden de geçtik. Öyle veya böyle tarihi akış içinde. O da ilahi bir durumdu, kaderdi. Evet, ama yol ve akış öyle bir noktaya getirdi ki artık yerinizde duramaz hale geliyorsunuz. Yani yerinizde sayamazsınız. Yine dünyanın kaderin getirdiği bir şey olarak bu böyle. Evet. Şimdi Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak önemli iddiaların sahibi bir ülke pozisyonunda. Bu bulunduğu konum itibariyle de böyleydi ama farkındalıkları artmaya başladı. Dolayısıyla elzem dediğiniz, şu bölümlere mutlaka çalışılmalı dediğiniz şeyler neler? Kısacık onları alayım. Sizin hikayenizden uzaklaşıyoruz gibi geliyor ama aslında onun içinde de akmaya devam ediyoruz. Üzerinde çalışma yapmak için bütün bu sahalar sorunuzun cevabıdır. Biliyorsunuz birkaç gün önceki büyük fırtınada Çengelköy Meydanı'nda büyük bir çınar yıkıldı. Köküyle birlikte devrildi. Ben ertesi gün oraya gittim. Tabii çok hüzün verdi bana. İkimiz de kırıldık diye yazdım hatta. Çünkü bir de düşünce selsebil varmış orada. Mermer bir selsebil. Evet. Düşmesiyle onu da kırmış. Fakat müthiş bir faaliyet vardı. Ben yani kaldırıp götürecekler kesip artık yani ölmüş bitmiştir bir ağaç diye düşünüyorum idim. Baktım ki kökünde Büyükşehir Belediyesi'nden bilinçli ama işçiler çalışıyor. Ve bir takım küfler bir şeyler yani çürümüş kökleri ayıklıyorlar. Ne yapacaksınız dedim yetkililere. Bunları ayıklıyoruz. Bunlar ağacın ölü tarafları, kökünün çürümüş tarafları. Bunları temizledikten sonra yeni toprak getireceğiz köküne. Taze toprak. Ve çınarı tekrar kaldırıp olduğu yere dikeceğiz dediler. Ve aynen öyle yaptılar. Şimdi bu bana yani o kadar iyi geldi ki. Gerçekten dedim ki yani hani tarihimizi devirdik yere ama muhakkak ki yapılması gereken bir budama gerekiyor idi. Budandı. Bu kesilme değil, bu yok edilme değil, bu yerinden kaldırılıp götürülme değil. Bu daha uzun zaman yaşaması için gerekli olan bir operasyondu, bir ameliyat geçirdi Türkiye. Ve aynen o kökündeki çürümüşlükler, küflenmişlikler alınıp Batı'yla da temasımız çok önemli. Batı'ya arkamızı dönmemiz mümkün değil. Doğu'yla da temasımız son derecede önemli. Kuzey'le de çok önemli. Güney'le de çok önemli. Yani biz bulunduğumuz yer itibarıyla gerçekten de kökleri Anadolu'da bulunan ama dalları bütün dünyaya uzanabilecek olan bir jeopolitik durumdayız. Aynen bu kökleri temizlenip yeniden dikilen Çengelköy Meydanı'ndaki çınar gibi. İnşallah. Adım Ümit, isimler gökten iner biliyorsunuz. Ben çok ümitvar bir insanımdır. Yani bazen kendime mani olamayacak kadar fazla uçarım. Ama ümidi olmadan da hakikat olmuyor biliyorsunuz. Ülkemiz adına ve beşeriyet adına. Ne güzel söylediniz. Bir dakika hızlı geçmeyelim orayı. Ümit olmadan yaşanmaz diye biliyorduk. Doğru yaşanmaz ama ümit olmadan hakikat olmaz. Asla. Bu başka bir anlam. Asla. Anatole France'ın bir sözü var. O şöyle diyor. Yarının nur topu hakikatleri bugünkü ütopyalardan doğacaktır. Yani ütopya geleneği, düşünce tarihi çok önemli biliyorsunuz.
Ve aslında mesela 16. yüzyıla Rönesans'la beraber Avrupalılar kendi dar dünyalarından dışarı çıktılar. Yani Avrupa'ya Osmanlı'nın yaptığı iyilik anlatılır gibi değil. Hani ticaret yollarını kesmek suretiyle Avrupa'nın kendine gelmesini sağladı Osmanlı ve Avrupa'nın çoğaltıp dünyayı keşfine Avrupa'nın dünyaya açılması dünyanın aleyhine oldu büyük ölçüde şüphesiz. Ama bir yerde de yine de dünyanın lehine oldu diyelim. Avrupa dünyaya açıldıktan sonra, yüzyıllar boyunca dünyayı tarumar ettikten sonra bu gelişmesini, bu büyümesini Osmanlı'nın ticaret yollarını kesmesine borçludur dedik değil mi? Hı hı hı. Ama bir yerde de dünyayı birbirine yakınlaştırdı. Bugün mesela diyelim ki Uzak Doğu'ya gittiğiniz zaman bir Singapur şehri mesela dünyanın en kozmopolit şehirlerinden bir tanesi. Singapur'da bir Budist mabet de görebiliyorsunuz. Bir Protestan kilise de görebiliyorsunuz. Bir cami de görebiliyorsunuz. Ve hepsine ibadet eden insanlar bir arada yaşıyorlar. Yani bugünkü Singapur örneğini tarihte İstanbul gerçekleştirmiştir. Bakın hala Avrupa ülkelerinde, Almanya'da, hatta Fransa'da, Belçika'da yani bir ezanın sesine dahi tahammül edilemiyor. Bir cami inşası büyük problemleri yol açıyor. Gerçi Berlin'de çok şükür çok güzel bir camimiz var. Ama Avrupa hala bizim yüzyıllar boyunca yaşadığımız ve örneğini o dönemden vermiş olduğumuz bütün inançlara saygı, her türlü hayat şarkına hürmet eden zihniyeti... Bir yaşam pratiği bu. Yani evet. Bu çok somut da bir şey. Çok. Zihniyeti hala benimseyemedi ve düşünün, yani İslam orada bir İslamofobya şekline sokularak olduğundan çok farklı, çok çirkin, adeta affedersiniz yani lağım püskürtülerek bir nur deposuna onu karartmak isteyerek tanıtılıyor. Dönelim birazcık başa. Cemil Meriç'e. Evet, aslında o da çok sıkıntılı ve zorlu bir süreçte. Münevver olmak zaten tek başına kolay olmayan bir şeyken, çok sancılı bir dönemde, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün dünya kaynamaktayken, kendi ülkesindeki çatırdamaların hepsini de yaşayan bir aydın. Nasıl çıktı? Nasıl var olabildi ve o günde yaşadı ve bitti mi? Bugüne söylediği bir söz var mı, yok mu? Olmaz olur mu? Yani isterseniz biraz öne alalım. Buyurun. Ben şu sırada babam hakkında bir kitap yazıyorum. Daha doğrusu daha önce yazmıştım. 1992'de Kültür Bakanlığı yayınından çıkmış olan bir kitabım vardı benim. Şimdi o kitabı genişlettim. Aşağı yukarı 3 katına geldi. Bayağı orta boy, büyük boy, hatta 400-450 sayfalık bir kitap olacak. Ben orada az evvel bahsetmiş olduğum aile hafızasına da giriyorum. Ve Cemil Meriç'in Antakya'da doğmuş olmasını Cemil Meriç'in kimliğine getirdiği farklı boyutlara da temas ediyorum. Bir müftü torunu olmasına da temas ediyorum. Çok ahlak sahibi bir hakimin oğlu olmasına da temas ediyorum. Ve Antakya'da almış olduğum Fransız kültürünü, o sırada İstanbul'a gelerek aslında bir yerde İstanbul'daki yaşamakta olan kültür hayatını bile dar bulacak kadar genişlemiş bir Fransız kültüründen geliyor. Çünkü Fransız mandası Antakya ve Antakya Lisesi tamamen Fransa'daki klasik lise eğitimini veren bir kurum. Fransızca hocası olarak hayata başlıyor. Gözlerini kaybetmesi tabii onun hayatının en önemli olaylarından bir tanesi. Balzac ve Victor Hugo tercümeleri başlıyor. Hugo'lara devam ediyor. Gözlerini kaybetmiş olmak üzerinde çok az durulan bir konudur Cemil Meriç'in. Fakat bence bir insanlık kahramanıdır Cemil Meriç. Yani 38 yaşında gözlerini kaybetmiştir ve ondan sonra 12 cilt kitap yazmıştır. Yani bu dünya tarihinde örneğine rastlamadığımız bir fenomen. Makale yazın desek, yani makale yazılmaz görmeyen gözlerle. Bir büyük ilmi hazırlıkla da gelmiş olsanız,
Görmeyen gözlerle ne yapabilirsiniz? Nasıl oldu o üretimi? Yani motivasyonu nasıl oldu? Bir kere tabii yine genetik hafızaya gideceğim. Büyük dedesi hafız. 1001 tane Kur'an yazmış bir insan. Yani genetik olarak çok kuvvetli bir hafızaya sahip. Buna hiç şüphe yok. Kendisi de 4 yaşından itibaren, yani okumayı bilmediği bir dönemi hatırlamıyor. 4 yaşından itibaren okuduğunu biliyoruz. Küçücük böyle bir hezaran iskemleye oturtmuş, ayakları yerden bir karış havalı. Dizinin üzerine kocaman bir kitap açık, yani fotoğrafhaneye, o zamanki tabirle söylersek Antakya'da götürmüşler. Ve kendisi kadar bir kitap okuyor, yani küçücük bir çocuk. Ve ezberliyor, müthiş bir ezber kabiliyeti var. Yani tabii dedem de okuyan bir insan, evde kitaplar var. Ablası keza entelektüel bir hanım, rahmet olsun Zehra Hanım. Ve çok iyi hocaların elinden geçiyor, 150'liklerin elinden geçiyor. Rıza Tevfik'le daha lise talebesiyken mektuplaşıyor. Refik Halit o sırada Halep'te bir içim suyu okumuş, ona şiir yazmış, onu gönderiyor, tasavvur edin. Yani tabii normal... Ortam da farklı diyorsunuz. Ortam da farklı, meyve da farklı, evet. Yani ağaç da farklı. Ve tabii gözlerini kaybettikten sonraki çalışkanlığı, önce Hint'le meşgul olması, yani o kadar büyük bir soru işaretiyle karşı karşıya kalıyor ki, Rabbil Alemin'le olan ilişkisini sorguluyor. Yani uçuç böceklerinden başlamak üzere bütün mahlukata göz veriyorsun. Ben ki sadece okuyordum, benim gözlerimi niye elimden aldın diyor. Böyle bir sorgulama ve Rabbini reddetme demeyeyim ama Rabbe gücenme dönemi geçiriyor. Ve o sırada Hint edebiyatıyla meşgul oluyor. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'da kastlar, kast yapısı, eğer kastınızın görevlerini mükemmel yerine getirirseniz bir sonraki hayata gelişinizde, bu da inanılıyor Hindistan'da, bir üst kasta geleceksiniz. Yani ben nasıl bir hata etmişim acaba geçen hayatlarımda ki Allah bana böyle bir ceza verdi diye, bunu bir çok sık dile getirmemekle beraber bu sorunun peşine düşerek Hindistan'da arıyor. Arkasından bir tren yolculuğumuzda beraberdik babamla. İşte kompartmanda oturuyoruz, eserlerinden bahsetti. Bir üniversiteli genç, Anadolu Konyalı. Dinledikten sonra babama çok ağır gelen bir hakikati dile getirdi. Beyefendi dedi, yani kitaplarınız çok güzel ama siz bizden değilsiniz dedi. Yani bu kitaplar bizim ülkemizin kitapları değil dedi. Bu tabii Cemil Meriç'in bir manada bir evet Rönesans'ına yol açtı. Ve ondan sonra zaten işte Hisar'daki yazıları ve diğer Türk Edebiyatı, Hareket Dergisi gibi, Pınar gibi dergilerdeki yazıları ve onları kitap haline getirişi. Sosyoloji bölümünde başlamış olduğu dersler, onun Saint-Simon üzerinde evvela bir Marksizmin tek dünya görüşü olarak takdim edildiği bir dönemde, yani Said-i Nursi Hazretleri ve Marx, yani gençlik bu ikisi arasında bölünmüş vaziyetteydi. Batının içinden bir başka batılıya söz hakkı tanıdı. Yani Saint-Simon da bir sosyalist. Bakın, yani evvela tabii tavır olarak Hatay'dayken Fransızlar var, Türk milliyetçisi. Yine Hatay'dayken artık Fransa'yı tanımaya başladıktan sonra Fransa'nın içinde Fransa'ya karşı olan, burjuvaziye karşı olan sosyalizmi seçiyor. Ve mahkemede Marksist olduğunu haykırıyor. Arkasından Batı'ya karşı Hind'i müdafaa ediyor. Ve en sonunda da son Osmanlıyım diyor. Ve tabii kitaplarının başlıklarına da baktığımız zaman Ümran'dan uygarlığa, yani İslam medeniyetinden zıp çıktı bir kökü olmayan bir uygarlığa geçişimiz. Ve buna bir manada sebep olan aydınlarımız, mağaradaki aydınlarımız ve en son kitabı da Kültürden İrfana. Yani Cemil Meriç hani yeni kuşaklara ne gösterdi, yarınlara hangi vasiyeti bıraktı der iseniz, Cemil Meriç'in ömrü irfan dünyasına girmeye yetmedi.
Daha doğrusu şöyle, dünyayı bize getirdi. Bakın, yani bir dünya entelektüelidir Cemil Meriç. Fakat o dalları, hani dünyaya yayılan bir toplumdan söz ettik ya, Cemil Meriç'in de ayakları bu topraklara basar, kökleri bu topraklardadır. Ama dallarıyla dünyanın bütün meyve bahçelerinden bize meyveler getirir. Kendisi kalmıştır ama dünyayı tanımıştır. Cemil Meriç'in ömrü ve içinde yaşamış olduğu hayat şartları onun İslam'la ilgili bilgilerini derinleştirmek imkanını vermedi. Korkar mısınız? Lokumcuğum, misafirimiz uzaktan aşkı tercih ediyor. Biraz daha, evet, mümkünse tamam, daha tamam. Platonik. Hay hay. İrfan'dır Cemil Meriç'in gösterdiği son söz. Ve dolayısıyla yeni yetişen kuşakların Türkiye'de, İslam dünyasında ve dünyada irfan sahibi olmaya ihtiyaçları var. Yani kendi kendilerini tanımaya ihtiyaçları var. Bu Yunan Delf mabedinde üstünde yazan bir yazıdır, biliyorsunuz. Kendini bil, kendi kendini tanı. Kendimizi tanıdığımız zaman neden var olduğumuzu anlayacağız. Niçin halk edildiğimizi, nasıl halk edildiğimizi, niçin bu dünyada nefes alıp vermek gibi bir zevke, bir şerefe nail görüldüğümüzü anlayacağız. Ve o zaman güneş de, ay da, yıldızlar da, Lokum'un sevdiğim kulakları da, Lokum, çok samimi oldu bu program. Ay canım benim. Bir anlam kazanacak. Evet. Velhasıl biraz bırakamam, gücenir. Öyle mi? Aa, katliyetle olmaz. Gerçekten olmaz. Mi tabii, söylüyorsunuz? Tabii. Aa. Bakın. Yani sahneye çıktıktan sonra artık alan onundur diyorsunuz. Onundur, mutlak. Oo, müthiş. Mutlak. Müthiş. bu tabii 2,5 senedir beraberiz. Aramızda ne kadar güzel bir dostluk kurulmuş görüyorsunuz. Evet, çok hoş. Lokumcuğum, İrfan'la ilgili biraz daha konuşmak istiyordum. Müsaade eder misin? Eyvallah olsun. Canım. Evet. Artık dolayısıyla çevreden dolaşıp kendisine gelmiştir Cemil Meriç. Ve hepimizin de bir manada çevreden dolaşıp kendimize gelmemiz lazım. Yani sahip olduğumuz bu vücut ve bu ruh nasıl bir mucizedir? Kemik yapımız... Artık Lokum, bu iş çığırından Lokum çıkıyor. Lokum. Benim açımdan. Tamam. Bak Ömer abi orada, ona git istersen. Evet. Vücudumuzun nasıl halk edilmiş olduğunu bir bilsek. Değil mi Lokumcuğum? Evet, evet. Zihnimizin nasıl çalıştığı, güneşin ne olduğu, ayın yarı çapı. Yani velhasıl dışımızda o kadar güzel bir kainat var ki ve bu kainat bize beni öğren diye yalvarıyor. Beni öğren, kendini de öğren. Ve sonunda seni bir süre için bu güzel kainatın ortasında, bu güzelim dünyada misafir etmek gibi bir şerefi sana kazandırmış olan Rabbini bil, tanı, ona olan minnetini ifade et. Yani varoluşun bundan başka hiçbir hikmeti yok. İrfan da bundan ibaret. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim. 92 yılında galiba ilkin dediniz, çalışma yapmıştınız babamla ilgili, evet, olarak. Ama yakın bir gelecekte güncellenmiş olarak mı karşınızda, evet, olacak? Evet, büyütüyorum. Şöyle biraz... genişletiyorum. Cemil Meriç'in çevresinde bulunan bütün insanların Türkiye'nin ruhu belgesi dolayısıyla görüşlerine başvurulmuştu. Onları da kitabıma artık derc ediyorum. Yani artık sadece benim babam Cemil Meriç değil, bir dönemin hocası olarak Cemil Meriç oluyor kitap. Evet. İnşallah, ay çok korkuyorsun. Ay eyvah. Bakın işte, görüyor musunuz tabiattan ne kadar kopmuşsunuz. Yani şu Lokum size ne yapabilir? Hiçbir şey yapmaz yani. Evet, evet. Ama niye korkuyorsunuz? Çünkü ben bahçeli bir evde büyüdüm. Fakat evet, yani 5 yaşıma kadar bahçeli bir evdeydim. Ama bir göz korkutma aracıydı.
Ha, büyükleriniz size evet, yani, kediyi sevdirmemişler. Aksine. Evet. Yani eğer gidersen evet, kediye evet, veririz. Ne diyorsunuz ya? Bunun bir ceza ya, olabileceğini düşününce vah, insan. Vah vah. İlişki vah, böyle oluyor. Çok yanlış. Görüyor musun? Çözemedim. Tabiattan kopmuş bir çocuk, tabiattan kopmamış bir çocuk. Evet. Park ortada. Bundan ibaret. Lütfen kedileri seviniz. Çok gayret ediyorum. Seviniz. Çok gayret evet, ediyorum da işte. Hayırlısı. Tamam. Çocukluktaki o travmayı atlatabilirsek. Hayret edecek bir şey. Evet. Tabii bu işte bakın çocukluk travmaları ömür boyu devam ediyor. Evet, evet. Onun için travmasız bir hayat diliyorum size ve bütün izleyicilerimize. Denize dost demiştim başta. Bu dostluğu hemen her gün Boğaz'da yüzmeye devam ederek perçinliyor Ümit Hanım. Annem de yüzerdi diyor. Bu yüzme becerisi bizde genetik. Annem Anadolu'ya gelen ve denize açılan ilk Türkmen beyliği olan Menteşoğullarından geliyor. Dolayısıyla benim genetik hafızamda deniz var diye anlatınca, bu münasebetin kaynağına işaret edince, zamanı, zemini, tarihi ve sosyolojiyi nasıl da koparmadan birbirine ekleyerek insanı okumaya çalıştığını görüyorsunuz Ümit Meriç'in. Acaba yorucu olmuyor mu bu kadar uzun bir seyir takip etmek? Aklıma gelmedi değil bu da. Ama hangi zorluktan bahsetseniz, Ümit Hanım adıyla yaşadığını ispatlarcasına "Ümit varım" diyor.